Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Alphorom'un 156 MK2'de bilgisayarı nasıl bağlayabilirsiniz? Bununla ilgili kısa bir video çekmek istiyorum. Öncelikle bir önceki çektiğim videoda ben de çok fazla programa hakim olmadığım için aslında tam olarak programı bağlayamamışım. Fakat şu anda tam olarak programı bağladım. Şimdi bu videoda özet geçeceğim. Öncelikle bir tane cihaz almanız gerekiyor. OBD portu Alphorom 156 MK2'lerde burada sigorta kutusunun olduğu yerde. Bunun için birçok cihaz, birçok alternatif var. O yüzden siz kendinize göre bir cihaz veya bir alternatif alabilirsiniz. Ben daha önce bir cihaz aldım, onu ben bağlayamadım. Fakat başkaları bağlayıp da kullanabiliyorlar. O yüzden biraz deneme yanılma yöntemiyle biraz da bütçenize göre bir cihaz ayarlayabilirsiniz. 50-327 OBD, Wacom, K-Line tarzına bir kablo alabilirsiniz. Sonra o kabloyu oraya takıyorsunuz. Sonra bu zaten USB ile bir tarafı OBD girişine takıyorsunuz. Bir tarafı da USB. Bilgisayara taktıktan sonra bir tane de program indirmeniz gerekiyor. Bu programlardan da Türkçe ve en kullanışlı ve en hani alfa ve fiyatlı veya İtalyan elçilerde kullanabileceğiniz en iyi programını da size söyleyeyim. Multi Accuracy Scan diye bir program var. Bu programı tavsiye ederim. Yalnız bu program ücretlidir. Fakat internette biraz araştırırsanız bir şekilde bilgisayarınızı kurabilirsiniz. Ne demek istediğim anlaşılmıştır. Eğer alfa formayı kullanıyorsanız veya fiyat kullanıyorsanız bu programı tavsiye ederim. Çok basit, kullanışlı ve aynı zamanda Türkçe ve çok detayları gösteriyor. Şu anda ben buradan sol taraftan Alphorom'a 156.1.6 TwinSpark 16 V bunu seçtim. Ondan sonra motor kısmına giriyorum. Motor kısmında benim bu seçimi seçmem lazım. Ondan sonra şuradan bağlan diyorum. Şu anda bağlantı kuruluyor. Kontak açık. Arabanın çalışmasına gerek yok. Bağlan dedikten sonra buradaki arabanın işte ekip programlama tarihi 8.30.2003 yılında programlanmış. Burada fiyat, dizayn numarası, EQC kodu gibi özelliklerden bahsediyor. En önemli kısım arızalar. Eğer benim araçta şu anda bir arıza olsaydı arızalar burada gözükecekti. Buradaki bu programın en güzel yanı buradaki arızaları Türkçe olarak size söylüyor ve çok detaylı söylüyor. Hani ne yapabilirsiniz, ne edebilirsiniz, kapı açtıktan sonra kablo rengine kadar, EQ'daki beyin işte numarasına kadar her şeyi söylüyor. Ondan sonra parametre kısmına geldiğiniz zaman mesela burada odometreyi görüyorsunuz. Toplam odometre mesela şu anda benim arabada kaçmış? 301.902. Fakat buradaki toplam odometre 320.000'i gösteriyor neredeyse. Motor kontrol ünitesi EQ tarafından kaydedilen gerçek kilometre değerini gösterir. Not bu değer ile gösterge paneli kilometre arasında %3, %5 arasında fark olması normaldir. Benim de aşağı yukarı ne kadar? Bir 10.000, 15.000 kilometre arasında bir fark var gerçek göstergesine göre. Sonra buradan işte kilometreyi görebiliyorsunuz. Mesela ikinci el araba alacaksınız, kilometresi düşürülmüş mü değil mi? Bunu bilgisayara bağlayıp bu şekilde görebilirsiniz. Ondan sonra motor aşırı devir diye bir şey var. Bu 255 gösteriyor. Ondan sonra maksimum motor devirini gösteriyor. Tabii şu an kontak kapalı olduğu için her şeyi göstermiyor. Ondan sonra akü gerilimini gösteriyor. Şu anda 12.15. Şu an ışıklar da açık olduğu için gayet normal. Bayağıdan beri kontak açık. Ondan sonra araç hızı, motor devri, motor ısısını gösteriyor. Şu anda 75.8 derece. Fakat şu anda gösterdiğim zaman bakın şu anda kaç gösterecek. Bu arada alfalardaki bu gösterge 70 tarafında olduğu zaman aslında burada 90 oluyor. Yani buradaki gösterge tam olarak normal değerinde değil. Hatta bu gösterge düşük. Aklınızda olsun. Ondan sonra hangi ayarları görebiliyorsunuz? Şöyle şu ayarların hepsini görebiliyorsunuz. Ben size şöyle göstereyim. Tek tek okumak yerine. Bakın buradaki ayarların hepsini kontrol edebiliyorsunuz. Hatta arıza lambasını falan söndürüp tekrardan yakabiliyorsunuz. Bazı ayarları tabii ki de motor çalıştığı zaman şey yapabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Bayağı böyle bir ayar var. Ondan sonra grafik ekranına geldiğiniz zaman grafik ekranında ne işe yarıyor? Mesela motor ısısını burada seçtiğiniz zaman grafik ekranında sadece motor ısısı gözüküyor. Mesela siz gazlayacağınız zaman şöyle küçük bir monitör alıp şu motor ısısını koyup işte sadece motor ısısını bu grafik üzerinden takip edebilirsiniz. Hani hızlı ve öfkelideki gibi. Bu yönden güzel. Sonra aktivatörlere geldiğimizde buradaki görünen her şeyi aktif edebiliyoruz kontak kapalıyken ve çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliyoruz. Mesela klima kompresör rolesi çalışır diyorum. Sesi dinleyin. Bakın çıt diye bir ses duydu. Tekrardan kapattı şimdi. Bakın. Şu anda klima rolesini açıyor kapatıyor. Klima rolesi sağlam. Tamamlandı. Ondan sonra soğutma fan hızı 1. Şu anda fan açıp kapatıyor. Burada da bakın gösteriyor. Tamamlandı. Sonra ikinci seviyede fanı kontrol edebiliyorum. Bakın. Şu anda sesi duyuyorsunuzdur.
Ondan sonra yakıt pompası rolesi. Bakın sesi duyuyorsunuz. Ondan sonra arıza lambasını kontrol edebiliyorsunuz. İkaz lambası. Zaten şu anda kontak kapalı olduğu için yanıyordu. Şu anda açıp kapatıyor, açıp kapattığı için yanıyor sönüyor, yanıyor sönüyor. Bakın şöyle göstereyim arıza lambası. Bu şekilde. Sonra kam zamanlama rolyasını ayarlayabiliyorsunuz. Burada da bu seçenekler var. Şöyle ben göstereyim. Buradaki tüm seçenekleri deneyebiliyorsunuz. Araba çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Buradan da ayarlar var. Bu programın en güzel yanı, şöyle göstereyim, şarjım bu arada ne kadar kalmış? %14 kalmış. Bu programın en güzel yanı, arızaları Türkçe olarak söylüyor ve o kadar detaylı söylüyor ki, mesela neredeyse diyor ki kaputu açın, işte aküyü takip edin, akünün oradaki kırmızı yeşil kablonun bağlandığı pini kontrol edin. Kablo rengine kadar söylüyor. Yani hiç tamirci falan olmanıza gerek yok. Yani eliniz torunları da tutuyorsa buradaki söyledikleri az da siz kendi parçalarınızı kendiniz değiştirip kendiniz müdahale edebilirsiniz. Böyle bir cihaz alıp kendi işinizi kontrol edebilirsiniz veya ikinci el araba alacaksanız bunları kontrol edebilirsiniz yanınıza bir usta olmadan. Bu şekilde birçok işlem yapabilirsiniz bu port ile. Kısaca bir göstereyim dedim. Başka neyi gösterebilirim? Ha, buradan bağlantı kestim, buradan çıkayım. Buradan çıkınca ABS var. ABS'ye bağlan dediğiniz zaman işte ABS ile ilgili sorunları görebiliyorsunuz. Tabii ben şu anda bunları bağlanamadım. Neden bilmiyorum. ABS'ye bağlanamadım. Hava yastığına bağlanamadım. Bu arada benim aldığım bu cihazda ABS var. Bir de hava yastığına bağlanabiliyorum. Bir de motor kısmına bağlanabiliyorum. Benim için zaten en önemli olan kısım bu sıcaklıkları, tüm değerleri falan görebiliyorum. Fakat ABS ve hava yastığını da normalde görebilmem lazım. Fakat ben bir türlü göremedim. Onda ilerleyen günlerde eğer bağlanabilirsem videosunu çekeceğim. Fakat motor kısmına sorunsuz bağlanıyor. Program tabii şu an dondu kaldı. Hayır diyorum ha. Şimdi motor kısmına geliyorsunuz. Buradan şunu seçiyorsunuz. Sonra bağlan dediğinden motora bağlanıyor. Burada benim araç arıza olmadığı için arızaları göstermiyor. Eğer arıza varsa aracınıza buradaki arızaları görebilirsiniz. İki de arıza kodu tespit edilemedi. Parametrelerde de dediğim gibi tüm bu değerleri görebilirsiniz. Motor ısısını dijital olarak görebilirsiniz. Şu an 73,5 derece. Fakat buradaki ekranına baktığınız zaman şu anda 50 ile 70 arasında 65 derecelerde falan gözüküyor. Yani buradaki değer bayağı bir düşük gösteriyor. Bilginiz olsun. Evet, bu video böyle olsun. Saatte bayağı bir geç oldu. Neredeyse 12 oldu. 2 saatten beri yaklaşık olarak bu programla uğraşıyorum. Sadece şey kısmına bağlanamadım. Bu ABS ile hava yastığı kısmına bağlanamadım. Eğer ilerleyen günlerde de ona bağlanırsam onunla da videosunu çekebilirim. Bu video böyle olsun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ki daha fazla bu içeriklerle karşınızda olayım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.